Arkadaşlar herkese selamlar. Bu videoda yapay zekada aslında bizim model olarak aldığımız, yani yapay sinir ağlarını oluştururken model olarak aldığımız sinir hücresi, insan beynindeki sinir hücresinden birazcık bahsedeceğiz. Aslında buradaki çalışma prensibini biz yapay zeka tarafına uyarlayarak kendimiz modellerimizde kullanıyoruz. Temel olarak olay şöyle arkadaşlar. Şuraya gelelim. Şimdi benim elimde dendritlerim var. Bir çekirdek yapım var. Bir de akson dallarım var arkadaşlar. Önemli olarak durumlar böyle. Şimdi ben bir başka sinir hücresinden, sinir hücresi diyelim, nöron diyelim hatta bunu isterseniz. Şöylece sinir ya da yazalım. Sinir hücresi. Şimdi sinir hücresi başka bir sinir hücresinden dendritler bağlantısıyla arkadaşlar ben sinyaller alıyorum. Giriş sinyalleri. Yani bunlar aslında benim giriş verilerimi aslında oluşturuyor. Bunları aldıktan sonra benim çekirdek diye bir kısmım var. Bu çekirdek kısmında ben bu sinyalleri işliyorum. Benim aslında yapmak istediğim amaca göre yönlendirme kısmım çekirdek tarafında. Çekirdek tarafında bunları işledikten sonra hemen akabinde akson tarafıyla arkadaşlar ben sinir hücremin gördüğünüz üzere dal budaklarıyla akson bağlantılarıyla diğer sinir hücrelerine aktarımını gerçekleştiriyorum. Aslında bizim yapay zekadaki sistemimiz bunun üzerinden kurulu. Yani ben dilerseniz şöyle ilerleyelim. Yapay sinir hücresinde de durum bu. Yani şöyle. Benim diğer yapay sinir hücrelerimden gelen bağlantılarım var. Gördüğünüz gibi omega 1 x1, omega 2 x1, x2 ve omega 0 x 0. Aslında olay şu. Bir tane y çıkışı oluyor arkadaşlar. Bu omega 0 çarpı işte x 0 artı omega 1 çarpı x 1 artı omega 2 çarpı x 2 şeklinde arkadaşlar. Vesaire vesaire gidiyor. Bir de beta katsayımızla sabit değerimizle beraber bir sonuç üretiliyor. Aslında bu sonucu üretirken de bir denklem var elimizde. Yani ben çıkış aksonuyla bir çıkış sinyali, bir fonksiyon bağlantısıyla çıkış sinyali üretiyorum. Gördüğünüz gibi hücre gövdesinde ben temel matematiksel işlemleri gerçekleştiriyorum ve bir çıkışım oluyor. Bu çıkışıma bakacak olursanız da arkadaşlar bir bağımlı değişkenim var. Aslında benim üretmiş olduğum sonuç, bu sinir hücresiyle beraber ürettiğim sonuç arkadaşlar. Elimde bir veri var. X dediğim şey bu veriyi aslında karşılıyor ve bu verinin ağırlık değeri var arkadaşlar. Tabii daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz biz bunları ama ağırlık değeriyle, ağırlığıyla veriyi çarpıp daha sonrasında bu verileri tabii ki çarpıp birden fazla girişimiz olacak. En sonunda bias değeriyle arkadaşlar topladığımızda da benim bu çıkış sinyalimi üretmiş oluyoruz. Temel olarak bir sinir hücresi, bir sinir ağının matematiksel denklemi bu şekilde arkadaşlar. Bir yapay sinir hücresini oluştururken gördüğünüz üzere bir sinir hücresinden biz esinlenerek bu olayı gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında da matematiksel denklemi de bu şekilde aslında bizim için gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar. Temel olarak prensibimiz bu. Çalışma sistematiğimiz bu. Yine de hani daha da detaylanacak burası. Hani bu şekilde kalacak bir kavram değil. Çok ben size kavramı algılayabilmeniz adına şöyle yüzeysel bir bilgi vermek istedim bu kısımda. Yine de takıldığınız, kafanızı karıştıran bir şey olduysa bu anlattıklarım arasında her zaman sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.